Ne oldu lan? Direkt oyun ayar yapmadık. Bu ne? Okay. Ha biz yazıyoruz onu, çizmeye mi çalışıyorduk? Bunu mu seçiyorduk? Biz bunu seçmemiştik ama. Biz bunu seçmedik abi. Oynayalım bakalım. Dur bakalım. Oynayalım. Bir anlayalım bakalım. Seçtik işte. Anlayalım sonuna bakalım. Kadar çizeceğiz, tamamlayacağız. Ne yazalım biz? Ne yazalım? Yazdım, basit bir şey yazdım ben ya. Basit yazın ekip, ben çok... çok cümleyi basit yazın en azından. Pınar da mı geliyor? Bir sonraki oyuna davetleriz ya. Benim evet, cümlem sığmadı. Aşağıda bayağı insan ya, bu mu? Abi benim vallahi sığmadı yani, öyle söyleyeyim. Ya işte o kudur. Ben birisinin yazdığını direkt kopyala yapıştır yaptım. Kim yazmış bunu? Lan Kerem, direkt yazdım kardeşim. Bu çok iyiymiş lan. Ya ben buna soru işareti atasım var ya sadece. Okay. Anne. Ya. Son bir katı da attı. Bu renk değiştiriyor mu? Renk değiştirebiliyoruz. Ah be, keşke farklı renkte çizseydim o zaman ya. Ya of ya. Bunun hissini nasıl veririz ki şimdi ya? O his için biraz şeye girmek lazım. İyi çizemedik ya. Çok komik, eğlenceli bir şey çıkarabilirdik buradan ama olmadı gibi. Nerede görüyorduk ya? Bu örümcekten çok pireye benziyor. Aa, neyi çizdiğimi ya, söylemiş benim oldum. Ne ilk neye benzedi Suat? Neymiş de ne olmuş? Allah. Vallahi bir şeyler attık bakalım ya. Şunları şey. Abi ne kadar kötü çizdim ya. Allah korusun. Yani sen benim çizimi görmeden konuşma bence Osman. Allah'ım yarabbim ya. Aa, şu an bunu açıklayacağız. Evet, şu anda da açıklıyorsun. Ya bu Allah aşkına fıstıl yazmıyor. K yetiştirememişti fıstık. Muhammed sizce bu resimde ne düşünmüş olabilir? Ben bir şey diyeyim mi bak. Tıraş olan kel adam. Ben bir şey, burada bir gönderme var diye düşünüyorum ben. Aynen, tıraş olan kel adam diye burada bir gönderme olduğunu sezinliyorum. Parantez içine gerek var mıydı ya? Parantez ya, parantez yazı mı yazıyorsunuz ya? Abi bu nasıl bir şey ya? Hayal gücümü zorluyorum şu an. Ne yazmışsın? Sen ya her bu... dediğinde ben durup düşünüyorum. Böyle ben dalıyorum istemeden yaptım, fark ettim şu an. Allah'ım yarabbim ya. Of. Süremiz var değil mi? Makineyi nasıl çizeceğim ben ya? Komple evet. Temizlemeyi nasıl yapıyorduk ya?
Ama buradan şu duyguyu nasıl vereceğiz küçücükten? Harbiden bunlar olay biraz değişti gibi burada. Evet, bu biraz şeyden çıktık gibi ya. Bunun şu olduğunu, köylü olduğunu anlatmak için ne yapabilirim buna? Müzik ne güzel girdi be. Şunu bak, şunu yok, bir şey yapmayacağım. Anlarlar, anlasınlar. Tamam bakayım ya, böyle bir gönder bakayım bunu ya. Evet, onun için çok küçük ya. Şeyi düşündüm de. Süre çok çabuk bitiyor ya, yetiştiremiyorum. Bunu çizen arkadaş da yetiştirememiş gibi geldi ona. Bu ne? Bu ne? Önümde güzel bir resim var. Şaşırdım. Şu ne yapıyor? Bunun kafasına ağır bir şey düşmüş. Ben öyle anladım. Kafası karışmış. Süre bitti. Takım yazın hemen. Aa, evet bitiyor. Yazın. Allah rızası için kızaysın. Bir sonrakini düşündüm. Bu demedi lama ben. Bu ne ya? Ben bunu nasıl çizeceğim? Ben bunu nasıl çizeceğim? Bu nasıl bir şey abi ya? Muhammed? Efendim? Bunu biraz hızlı yapmam lazım. Nasıl yapacağız? Ya şu detaya girmeyeceğim. Şunu anlasınlar yeter bana. O çok zorlayacak çünkü. Ama bu olmadı ki. Şurada kırmızı olacak. Buna başka bir renk. Eyvah. Vallahi dur bakalım. Şöyle yapalım. Çok kaslı oldu yalnız, dikkat ediyorsanız. Tamam. Silgi yok mu silgi? Hah, var. Ulan silgi beyaz yapıyor arkayı. Ben şey yetiştik gibi. Ya, çizimde bu dediği hayvandan başka her şeye benzedi benim hayvan. Hayır, ben rengi karıştırmışım. Süre bitti. İnanılmaz bir çizim. Uf, sonunda yetiştirdim. İnanılmaz bir çizim. Ne oldu lan? Bitti mi? Bitti. Güzel. Güzel. Ekran modu manuel olsun. Ben değil geçti. Seslendirme açık. Evet. Ben özür diliyorum şimdi. Ben de özür diliyorum. Ben özür dilemiyorum. Ben bu modu bir daha oynamıyorum. Moda kaya. Moda kızıyorum ben. Ben doğacak zararları karşılamamayı şey yapmıyorum. Bana ilk kelime yollayanı büyük kınayarak. Ben de sonuncuya göreceğiz. Kınıyorum. Evet, başlangıçtan başlıyorum o zaman. Hazır mısınız? Seslendirme açık şu an. Açık açık. Aynen, ses sen. Şimdi mı? Arkaya ne müziği açayım? Tamam. Arkaya bence saat üzünlü bir müzik aç. Üzünlü.
Free böyle. Dramatic Music. Free Funny Music. Papros müziği var mı? Free Funny Music. Dur bakayım. Bak, funny mi, dramatik mi? Bak şimdi. Funny, free... Trajikomik. Trajik. Bak, öyle bir şey olabilir. Trajik funny. İlk müziğimiz bu. Bir tane attım müzik Suat. Şu ikinci müziğimiz şimdi. Bu ne abi, bu bizi bitirdi ya. Berkay, senin attığına bakalım. Lan ben sana bir şey yapayım mı? Bob Ross 10 saat boyunca müzik diyor. Bu telifli olabilir. Lan ben de sana bir şey atayım. Evet, şunu açıyorum ya. Dur bakalım. Ya Muhammed, bu ne? Geçti. Başla diyorum. Bu ya? Hadi. Müzik sesini hafif kıs. Evet, başla diyorum. Müzik sesini nasıl bastırmıyor değil mi? Bastırıyorsa da müziğin ayıbı. İyi. Evet, ben dedim ki chat'ten bir cümle aldım. Domates yetiştiren domates. Domates gibi cümle. Ya bu bana geldi. Ben mahvettim bunu. Abi bu domates miymiş? Ya. Şimdi sen ya. Domates lan, bıkmış domates bu, kirazlardan bu domates. Çok canı sıkkın. Osman bunu nasıl yorumlamış? Bakın, müziği kıs geldi. Müziği kısalım. Biraz daha kıstım. Turplarken üzgünüm. Turp. Turplarken üzgünüm. Ya bu bana geldi ya. İyi bence, ben değil mi? Harbiden ya, en azından. Aynen abi, neyin? Yani en azından iki tane aynı şey, ürün mahsul olduğunu anlamış. Aynen, kendinden evet. Ektiğini. Evet, Eda bakalım buna ne demiş turplara. Deniz anası. Deniz anası. Bak, burada çok değişecek. Burada çok değişecek işte. Turpları eken üzgünüm su turptan suyun altına doğru gidiyor gibiyiz. Ben öyle anladım. Berkay. Üzgün bir şey. Şimdi Berkay bunu yazdıktan sonra çok ne gelen bekliyor? Yani hani ne bir çizmesini bekliyor? Yani abi üzgün bir şey var orada işte. Üzgün bir şey. Üzgün adam. Allah Allah. Evet. Bu mod abi ben böyle 8-10 kişilik mod. Ben size söyleyeyim ya. Bir devam ettiresim, isteyesim geldi buna. Bir devam etsin istedim. Neye geldik? Domates yetiştiren domatesten... Fıstık. Adama geldi. Fıstığa yanlış. Abi fıstık da... Evet. Pardon, şey yapsan ya. Evet, şu Muhammed'in imzası gibi logo. Her bir yazı geldi fıstık yazıyor sol altta ya. Evet. Bunda şey güzel oluyor, sondayı yazıyla bitince. He, yazıdan evet. Yazıya, evet. Tek sayı olması lazım o zaman. Tek, aynen. Tamam. Tamam, bunu hemen sayı yüz arttırabiliriz bu moda bilişim bir daha. Devam. Berkay... Askerlik için vurdum saçı üçe. Ya bu ne ya? Bizim şarkının girişinden biri. Evet. Simit satıyordum şeyi. Fıstıl. Suyun altında. Sığmadı mı, sığmadı. Ben hiç burada mi? Çirkin bir gönderme deyip. Trash olan kel adam. İnanılmaz çizimim geliyor. Ben hep Suat'ın dediklerini çizmişim. Ve benim trash olan... Robot abi bu. Trash olan robot, aynen. Yapay zeka trash olmaya öğretiyor bak. Tek saç telini kesen adam. İşte bu. İşte bu. Oo, Osman bu arada bir şey değil mi? İyi çizim ha. Askerlik için vurdum be. Saçı 3'e. Bence uyuyor. Kaç kesimi kalmış. Uyuyor bence, aynen. Evet, diğer cümle. Dondurma yiyen şeker. Dondurma yiyen şeker. Bana hiç böyle bir şey gelmedi ya. Acıktık. Sana zaten bambaşka bir şey gelmiştir. Abi çok saçma anlam geldi. Ben şimdi çok bir şey, garip bir şekilde geldi. Buldum ben ne olduğunu buldum. Evet. Bak net burada değişti bu ya. Bak işte. Osman bana Allah aşkına. Ama yok, iyi çizmiş bu arada. Dondurma yiyen dur işareti. Abi Şimdi benziyor o dur işaretine nasıl? Evet, evet. Evet, Muhammed.
Ben yazmış direkt. Bak ben ne yazıyorum şu an. Oo çok iyi. Dondurmayı yendir tabelası. Çok ben iyi ya. Çok iyi. Nasıl ya. Anlatmışım? Güzel, güzel. Tabela dondurmayı. Ben tabelayı anlatsam yeter dedim. İş bende bitiyormuş zaten. Devam. Güzel ama. İp atlayan örümcek. Ben bu şeyi çok beğendim Mehmet abi. Gerçekten çok komik ve eğlenceli şeyler çıkabilirdi ama biz bunu çok değerlendiremedik. Biz bunu pireye çevirmiş olabilirim diye endişelendim ben bunu. İp atlayan örümcek. İşte bu! İşte bu! Tamam. Benim görev tamam. Ben bunu burada durur muyum? Değiştirdim tabii ki de. Değiştirdi Osman direkt. Hamam böceği çok, bunlar. Hamam böceği olabilir. Çok güzel çizmişsin Osman. Bak ben ne yazdım. Çok güzel çizmişsin. İp atlayan örümcek ile ipi sallayan iki örümcek. Yani ama ip atlayan örümceği hala koruyoruz. Aynen. Evet. Evet. Çok iyi gidiyor bu arada. Güzel. Bakın çok güzel. 10 numara ip atlayan örümcek. Değişmemiş. Ya yani ip atlayan örümcek burada da atlıyor yani. Atlıyorsun evet. Şöyle ki ortadakine. Evet. Bu tamam. Buna tam not. Bu 10 numara olur. İpi tutanlar değişiyor sadece. Evet Muhammed. Tarlada süt sağan Hüram Haklı Mahmuder Mahmut Ağa'nın kız. Şimdi burada Muhammed, burada nasıl abi, bir görsel canlandı kafanda da mesela bunu söyledin. Aklıma geleni yazdım direkt. Tarlada süsen, zürafa kıllıklı mahsuldar Mahmut Ağa'nın kız. Ben mahsuldar Mahmut Ağa'yı nasıl çizeyim ya? Süsen kızı çizebilmiş. Dev boyunu uzattım ben de. Abi yani bu çok garip bir şey olacak. Ya bir şey değil mi? Yani neyi bu? Zürafa inek gibi çizmiş bir erkek. İneği de böcek böceğe döndü. Zürafadan böceğe döndü. Yani burada köylüyle böcek birbirine bakıyor. Geliyorsanız dev böcekle şaşırıyorlar. Bir Franz Kafka çizimi. Ne? Ya bu bana geldi ya. Ne? Ya sen dönüşüm kitabına şey yapıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Ya ama o zaman onun da yerleri değişiyor. Devam. Şimdi yani ben buna ne çizebilirim? Frans Kafka. Uyanmış ve şaşırmış yani. Hani bu da o kısmını çizmiş. Bence Cinali çizmiştir. Yani ilk anlatımla son çizim ne kadar uyumlu ona bakmak lazım bence. İlk tarlada süt sağan zürafa kılıklı mahsuller Mahmut Ağa'nı kız. Evet bir kız var. Yani bu bir insan var burada. Osman. Çok çılgın bir kertiş. Çılgın kertiş diye ya. Giderse bu ben buna iknaayım. Çılgın kertişe razıyım. Kertişe bence de okuyayım gitmem işte. Bu da sempatik kertiş. Mutlu bir dinozor. Sanırım. Sanırım ben yazdım. Peki Berkay bu dinozor mutlu da değil. Mutlu kardeşim ağza bak. Aynen, bu daha çok böyle hani böyle yüze işkimiş gibi yapıyor böyle ya. Ben bunu son 5 saniyede çizdim. Aklımdaki fikri sildim son anda. Mutlu da değil, dinozor da değil. Yani yeşil bunu, de değil. Bizi uyandırdığı kelime geliyor Mehmet abi. Lama. Ya evet ya ben benim çizdiğim lamaya bak ama ben ilk anlatıma uyuyor olabilirim. Çok çılgın bir lama oldu. Aynen çok çılgın. Güzel lama iyi ama burada bu direkt lama Mehmet abi. Bunu anlaşılırmış bir sonra daha devam etse. Bilemiyorum artık. Ben çok güldüm. Aa bitti mi? Bitti. Bence en anlaşılır benimkiydi. Ben var ya tam notu bak çizimin bir numarasını ip atlayan örümcek Mehmet abiye veriyorum. Hem mizahi olarak çok güzel bir malzeme hem de çizim olarak da çok güzel taşındı. En kötü notu da Muhammed'e veriyorum. Yani cümlesini yazarken tamamlayamamış bile ya. Yarım bırakmış yani. Kızı falan diye orada ekti eksikti. Tamam. Evet. 12 kişi. 13 başarı. Ya da 11. Aynısını 11 kişi mi oynayalım? Yeni mod mu? Aynısının devam mı? Animasyonu da deneyebiliriz çoklu da bu arada harbiden. Bakalım aşağıya kimler var. Animasyon. Aynen animasyon. Mehmet Kerim'i çektim. Aşağı full gartik mi? Obo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oluyuyoruz. Sayımızın tek olması lazım değil mi? Ya bu moda oynayacaksak öyle.
Sıkıntı eğer yok. Başka bir mod oynarsak fark etmiyor. Abi 12 oluyoruz bu arada. Bir dakika bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, yan ekrandan gir Suat. İki defa çiz. İki kere çiz. Yani o zaman teke çevireyim. Aynen, tek sayı oluruz o zaman. Şimdi... Böyle bir Tuncay abiyi çektim. Hector'u çektim. İsko... Hadi, hadi hep beraber oynayalım ya. Herkesi çektim valla. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi aleykümselam. Herkese link Osman, sana zahmet aslana kardeşim. Bugün amacımız şu. Çift sayıdayız ama bir kişi daha gelse mükemmel olur aslında ama ilk verdiğimiz cümleyle son yazılan cümle, en son cümle yazılması şart değil. Son yazılan cümleyi %70 müzik çalıyor bir saniye. %100 hatta birebir tutturma amacıyla çıkacağız. %80'e de razı ama cümleyi birebir tutturacağız. Sonra cümlelerle ilgili bir kural getirelim. 3 kelimeden fazla cümle yazılmasın bence. Mantıklı. 3 kelimelik cümleler. Muhammed cümle yazmasın kuralı. Muhammed cümle yazmasın ve 3 diğer oyuncular da 3 kelimeden fazla cümle yazmamalı. Ama bir de şunu da yapın. Animasyonu da oynarız arkadaşlar. Şunu bir tam bir bitirelim. Animasyona da bakarız. Bir de çok böyle hani yoruma açık cümleler de tercih etmiyoruz. Yani istediğiniz yazın da hani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yoruma açık şeylerde biraz sıkıntı ama bak böyle şey hani bilelim diye de çok basit aynen şeyler yazmıyor mesela işte. Sarı şapkalı insan dersek mesela o full gidebilir aynen yani. Hani. Ya tam keyifli olsun. Bu arada bir şey daha var aşağıda. Kırmızı şapkalı insan. Biri daha varmış aşağıda. Kim? Kim var? Uba bekliyor aşağıda abone değil. Çekelim. Değilden. Tamam, şu an 10 numara sayımız oldu bu arada. Evet, bir Suat yazacağım Uba. Ben. Aynen bak, amacımız bilmek ama tabii dümdüz de basit kelimeler olmasın. Mesela ip atlayan örümcek çok keyifliydi. Güzel örneklerden bir tanesiydi. Ben sonra küstüm. Çılgın kertiş mesela güzel örnek. Yani bu tip şeyler yapılabilir. Sadece 3 kelime diyeyim yani. Ne yazarsanız yazın. Oraları boş verin. O kuralları unutun. Sadece 3 kelime diyeyim ya. İsteyen istediğini yazsın. Ben sadece güneş yazacağım. Ama 3 kelimeden aşağı yazmak yasak olsun. O da olsun. Oo, evet, araba. Yani. İşte bu. Araba, ev, yasak. Ağaç. 3 kelime. Ben dışarı çıkmak. 3 kelime şart olsun mu? 2 ya da 3 mü diye. 1 kesinlikle olmasın bence. Bence. Allah ne söylesen bir şey yasaklanıyor. Ama 3 veya 4. 3. Aynen 3 veya 4 diyelim. 1 ila 4 arası diyelim. 1 ila 4 diyelim. Hadi bakayım ya. 1 ila 4 mü? 2 ila 4 diyelim. 2, 3, 4. 3 ila 3. O zaman tahmin ederken de ona göre tahmin edeceğiz. Onu da etkiliyor değil mi? Abi hiçbir sınır yok. Tüm sınırları geri kaldırıyoruz tamam mı? Ama Muhammed'in yaptığı gibi yapmayalım. Örnek cümle onu. Bu şey yapılmaması gereken Muhammed'i örnek. Muhammed'i parmakla göstermeseydik iyiydi ama. Yani yoksa onun dışında 4 de olur, 5 de olur. Ama yeter ki hani anladınız. Devam edeyim. Başka yoksa devam ediyor. Hadi evet, direkt başlayalım kardeşim. Boş ver. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bunu yazacaktım o zaman söyleyeyim. Majid Musisi'nin size selamı var. Aleykümselam. Aleykümselam. Bunun resim olarak mı vereceksin? Sonra evet, verecektim de kural koydunuz. Bak çok güzel bir şey hatırlattın. Özel. Yazılar yok. Bakın yazı yasak. Nasıl yani? Fıstık. Aynen. Mesela bak, evet. Bak yine Muhammed'in çizimlerinden fıstık gibi. Ya çünkü... Suat ya. Komple Muhammed yasak. Yasıyla. Muhammed'e atalım dedi birisi. Atalım. Yok Muhammed'in o eşsiz çizimlerinden kendimizi şey yapamayız ama oraları estetebiliriz. Başlatıyorum. Hazır. Oh ya. Muhammed lan diyorlar. Şimdi cümlelerimizi giriyoruz. Ne yazalım? Icardi gol sevinci. Acı kedi. Daha şey var aynen. Tarlada çalışan traktör. Damdan düşen uçak. Ramazan davulu. Ramazan davulu çalan hırsız. İyiymiş böyle Ramazan. Davul çalan hırsız diyelim. Bak hırsız.
Davul çalan hırsızı sev. Kim yazdı? Keşke ismi okusaydım ya. Davul çalan diye onu. Ramazan Davul. Davul çalan hırsız diye. Onu yazan arkadaşı Ramazan. Vallahi teşekkür ettim ama ismini şey yaptım. Evet. Evet. Yine başladık bakalım şimdi. Lan bu ne? Allah. Şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl çizelim ya Allah'ım? Ne karınca değil mi? Tamam. Süre var. Ya biraz zor bir çizime gideyim mi? Birazcık zor bir çizim deneyeceğim. Biraz saptırabilir ama şansımı zorlamak istiyorum ya. Yok, vazgeçtim. Çok kötü ayı çizdik bu arada. Bunu yok, bunu biz direkt şeyden bozduk biliyor musunuz? İlk şeyden bozdum. Anlaşan diyecekler buna ya. Bari şöyle elense yapsın da. Böyle elense yapsın bu. Böyle yapalım. Eyvah. Abi çok geliştiremedim. Bu çok iyi çizim bu arada. Bu çok iyi çizim bu arada. Ya biri çok güzel bir resim çizmiş ama ben anlamadım. Ne yazacağım şimdi buna? Yok. Yani inşallah. Vallahi bir şeyler salladım bakalım. Bak baba. O diğeri mi gitti? Hangisi gitti? Daha kısadır abi ya. Ben ikidir bozuyorum şeyleri biliyor musun? İki tane resim benim yüzümden gitmiş olabilir bu arada. Ceza yazarsın Asuat. Vallahi yakışmadı bu arada ya. İkidir resimleri bozuyoruz. Tamam. Bunu halledelim. Bunu yapamazsak ayıp bu arada. Bunu yapamazsak ayıp. Aa, sunucuyla ha tamam geldi. Tamam. Yani öyle bir şey gelmiş ki nasıl bir çizimin sonucunda bunu yazmışlar merak ediyorum. Tamam. Of ya. Ya her şeyi çizdik, şeyi çizemiyorum. Üstünde gidip de geldi. Halledeceğim. Sıkıntı yok. Tamam.
Bence bu el, bu gider. Bunu götürdük gibi. Hatta şöyle yapalım bak, şu olsun ya. Ama bu sefer şeye benzer değil mi? Bunu bu sefer şeye benzetirler ya. Olsun, benzetsinler, dur bakayım. Bugünden başka her şey benzedi. Allah'ım bu ne? Çizemedik, vakit kalmadı ya. Harabeye çok vakit harcadım. Hayda, kelime verdi. Ya o içeride yok zaten de. Garanti olsun diye çevirdim valla. Bu ne? Bu Suat'ın çizimi. Biri gene yazı yazmış bu arada. Ben derim. Bu ne? Burada masa var. Masaya çıkmaya çalışan pire mi acaba? Buraya yol dizmiş. Bu ne? Ben bunu anlamadım. Fare. Kertiş. Masaya çıkmaya çalışan kertiş. Ben öyle anladım bunu ya. Tamam ki. Doğru. 8 kelime falan yazdım ben muhtemelen. Bu ne abi? Allah'ım bu ne ya? Böyle yapalım. 8 kelime mi yazdın Osman? Yani öyle bir şeyle anlattım bir tane birisini bir şeyi. Tamam. Ulan müzik açalım harika. Şimdi fark ettim. Müzik yok. O yüzden motive olamıyoruz. Tamam. Böyle yapalım. Buraya çok vakit harcamayacağım. Şurayı bilerek bak çizgi boşluğu bırakayım da birini boyayınca hepsi boyansın. Anladınız mı? Böyle. Şuradan anlar ama ya. Şöyle. Tamam. Ama söyleyecektim aslında. Bunun şeyi çoğul gibi geldi bana ama. Ben şeye razıyım. Bir tanesini götürsek ona razıyım. Ay yetişmiyor lan. Allah'ım yarabbim ya. Şöyle yapabiliriz. Bak çok çok hızlı. Şey yaptım, gördünüz mü? Bu ne? Bu ne böyle şimdi? Ne bu? Eskiden böyle çizgi film vardı ya. Damar yolunda yürüyen insanlar. Damarda yürüyen insanlar. Bitti demezsem son yazılanı mı şey yapıyor, seçiyor? Aynen. Evet. Aynen. Ben birinize çok kötü gönderdim ikinci turda o zaman ya. 2, 4, 6 kelime geldi bana. Bu ne? Müziği açalım şuradan da. Şu çalsın şimdi. Bunu değiştireceğim.
Tamam. Tamam. Yani anlaşılıyor gibi. Şeyden anlarlar onu rengine. Şimdi siz bana güveniyorsunuz. Ulan başka bunun koyu rengi yok mu ha? Bunu buradan anlarlar şimdi ha. Tamam. Buraya. Şu şuraya. Sonra şunu şöyle yapalım. Bunun içerisine şundan biraz yeşillik. Eyvah, yanlış renk, bu olmaz. Bence tamam. Zeytin de mi atayım? Evet. Lan. Lan. Bu çok iyi çizim. Ay bu çok güzel. Tatlı bir çizim geldi bana. Ne bu? Ne? Abi bu ne? Anlamadım, biliyor musun? Bence bu. Müziği değiştirelim. Hala anlamadım. Yani. Obo, buna ne iş yap? Bak, benim hatırlayabildiğim su Pokemon'u ne var? Ne o? Şu şey var. Bak şimdi dur, şu. Şu var benim hatırlayabildiğim su Pokemon'u. Tamam. Sesim geliyor mu şu an? Şu an geliyor. Evet. Ya bu var ya, net Berkay'dan geldi bu da. Alakam yok. Tamam. Yani anlaşılır. Bunu nasıl şey yapacağız şimdi? Bunu şöyle yapalım sanki. Aynen. Şunu şöyle yapalım. Bunun rengini hatırlamıyorum ben ya. Aa, bunu bak, anlatmanın yolunu buldum. Bak bak, tamam. Bunu güzel anlatmanın bir şeyini buldum. Aynen öyle. Tam onu yazmışsınız zaten ya. Yetişmedi ya. Of. Şöyle yapayım bari. Biraz kolaya kaçtım ama. Bu böyle miydi lan? Bunun rengini hatırlamıyorum ki ben ya. Bunu hatırlayamadım, biliyor musun? Bu nasıldı lan bu?
Bunu hatırlayamadım ya. Bura mı? Vallahi çizdim ama anlaşılır ya. Yapan şey ya. Boyama sırası gözüküyor ya. Bana gidip yolladığı yuvarlak şey neyse söylemeyeyim ne olduğunu. Tekrar tekrar boyamış. Bana çizen böyle boya döndü. Sonra durdu. Rengi. Bir dakika. Bu şemsiyeyle yağmuru kovalayan adam daha çok değil mi? Şemsiyeyle yağmuru kovalayan adam mı bu? Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak. Yağmurdan kaçan adam. Bence daha basit düşünün. Şemsiyeyle yağmurdan kaçan adam diyelim. Yağmuru... Bu gitti, güzel. Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Tamam. Çizgiyi inceltebiliyorduk değil mi? Aynen. Abi bunu şu an öğrenirsem büyük sıkıntı var. Allah'ım yaratım burayı. Eyvah, bu bunu şey yapıyor. İşte şöyle yapacağız. Tamam. Ne oldu lan? Düştü, bir uyarı geldi bana. Ne oldu? Geldi mi size? O bana ya. Bir iki defa geldi. Sıkıntı yok. Sonradan düzeliyor, biraz beklersen. Geri düzeliyor aynen. Ya, güzel. Düşmeyelim de. Beklemen lazım şu an. Bu nasıl oldu bu arada? Ben bu renkleri çok saçma çizdik bu arada. Lan çok hızlı bitti her şey. Her şey... Her şey çok hızlı ilerledi. Son tur. Yazı son yazı yazı mu? Bundan sonra yazı 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 bitiyor. Oh, ya. Allah'ım neler oluyor? Neler oluyor? Son kez çizdiğim için çok mutluyum. Ben de vallahi nasıl bana atladım. O kadar rahat çizdim ki böyle hemen. Abi çizmek değil, düşünmek yoruyor beni. Çizmeyi düşünürken. Beni çizmek yoruyor bu abi. Çizemiyorum. Yetenek yok. Aa, kaç kişinin bitirdiği yazıyor. 5/13 bitirmiş. 5. Hmm. Evet. O 7 kişi kim acaba? 8, 9 kişi. Allah'ım yarabbim. Kesin Osman. Mehmet abi. Hayır abi, asla yetiştiremiyorum ben. Tahmin ettim. Vallahi bilmiyorum bakayım ya. Bu kolay ya aslında. O kadar zor. Bunu anlayan helal olsun. Olsun ya. Bu ok işaretini buraya gizli bir mesaj olarak koymuş. Buraya tırmanmaya çalışıyor diye. Ağaca tırmanan böcek. Ağaca tırmanan örümcek. İşte kartonu tutuyor. Yani. Bilal olsun abi. Acaba Osman mı? Üniversite sınavı gibi geçti. Öncelikle çok var ya. Herkesin eline sağlık öncelikle. Çok kötü çizdiniz. Çok kötü çizdiniz. Onu sonra diyelim isterseniz. Aynen, sonra son konuşalım. Herkesin eline sağlık konusunu. Ama evet. Baştan bir şey söyleyeyim. Evet. Yani çok mükemmel çizimler gördüm. Yazık oldu onlara. Ya. Ben açık konuşayım. İlk gelen ikisini ben direkt bozduğumu düşünüyorum. Bir tane bir mizahı yok ettim. Birinde de kelimeyi eksik yazdık. Yetişemedik. Başlatıyorum. Bakalım. Umarım bir tane. Hedef bir ya. Bir tane sona götürdüysek yeter. Başlatıyorum. Hazır. Müstelir çıkar herhalde ya. Evet, geliyor. Geliyor. Evet, soğukla başlıyoruz. Ya ben de başlayan gidecek. Bak bu çok al güzel işte, bir bu nasıl bak, böyle bir şey? Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu çok güzel bir kelimeydi. Bunu ben chatten aldım bu cümleyi. Yani her mizahi de ilerletilebilir. Her türlü ilerletilebilir bir şey.
Bu bize gelmedi Suat. Ben bunu hasırsız diyeyim. Hem hırsız hem davul. Aynen maskarmaskar. Ya bir şey diyeyim Mehmet Kerim, bunu bilmen lazım. Ayıp bak, bu çizimden bunu bilemediysen. Ramazan sadece davulcusu. Ya Ramazan davulcusu. Yine olmaz. Davul ya. Gelmiş ya en azından. Davulu götürüyoruz da. Yani o maskeden hırsızı bilememesi Mehmet Kerim sattı gibi geldi bana. Yakışmadı bir tık. Ya maskeyi komple boydan giydiği için. O yüzden yazamadım ben. Aklıma geldi ama dedim boydan. Evet, Hector ne çizmiş? Bir ekmek çizilseydi buraya. Anlaşılırdı da. Maskeyi tulum giymişse. Hırsızlık burada. Hector bakalım ne çizmiş. Bence güzel. Davulcu bence buradan ilerler. Muhammed bak burada bu ya. Davulcu ilerlemezse ayıp Muhammed. Hazır mısınız? Allah aşkına neresi davulcu bu adam? İlerlememiş. Ya yok artık Muhammed ya. İlerlememiş. Nasıl davulcu bu adam? Hocam bu da davulcu değilse ben daha ne diyeyim. Ayıp ya gerçekten. Yani... Kladyatör falan yazacaksın bana kesin. Ne için? Kladyatör kalkan kılıç. Eve bakış. Ressamın eve bakış. Ya alıştır. Bir. Bana ressam diyor. Yani ney değil derseniz yani ressam değil derim ben buna, öyle söyleyeyim. Zaten gladyatör deseydin daha yakın. Daha yakındı ya. Abi gladyatörün yüzü bu kadar mutlu olur mu Allah aşkına? Sinirli olur böyle, hırsız olur. Ozandığında mutlu olur işte kardeşim. Ressam bak Bob, Bob abimizin saçsı galiba. Bir elinde palet, bir elinde fırça. Hani öyle çiziyor yani havaya. Bakıyor köşesine geçecek, çizecek şimdi işte onun hazırlığında. Neyse bakalım yani ilerletiyorum. Ressam eve bakışı. Berkay ressam eve nasıl baktırmış? Nasıl ressam bunun burnu nereye, gözü nereye? Baktırmış gerçekten. Berkay baktırıyor. Bak gözüne. O şapkası şey şapka değil mi o tepedeki? Şapka şapka. Ben tepedekini diyorum kafa sandım. Aradaki güçlü ağız sandım. Ağzında da çizmiş gibi. Evi yemeye çalışıyor gibi. Öyle gördüm. Gelmemiş ya. Gerçekten hiçbir sanat algısı yok burada ya. Berkay anlamıyorlar kardeşim. Ama Berkay seni tebrik ediyorum. Resme adeta farklı renk dokunuşları yapmışsın bak. Tabii. Farklı renk kullanımları. Evi boyamış mesela dikkat ediyorsanız. Evet. Tuğbiş burada demiş. Aynen. Ama evde kullanılan renkler palette yok. Evi yani boyamadı zaten. Onu abi hal karıştırıp kullanıyor Mehmet abi. Bak karıştırıyor onu. Değiştirecek çizerken çizmeye çalışıyor. Doğru. Doğru. Yani bu resimden bu ressam yani. Ev çizmeye çalışıyor. Tamam. Evet. Pin falan Pınar. Olmaz. Bu ne? Az ve saat izlemedik. Ya bir şey değil mi? Bu direkt gider bence. Mehmet abi ayıp. Ya yani buradan. Pınar aşağıya boyamaya bir tıklamış her yeri boya. Aynen. Son saniyede. Bok gelecek şimdi. Buradan Ramazan da bu cismi dönüyorum ben. O şey o zaman boydan boya hani şey gibi duvar onu. O yanlışlıkla değil o tarzı o. Tuvalin. Evet Mehmet abi dinliyoruz. Mehmet abi ne demiş? Ev çizen Bob Ross. İşte bu. Yani gerçekten Met. Bu da bence olur. Yani ressam Bob Ross. Aynı devam ediyor. Evet Senay ne çizmiş? İnanılmaz. Harbiden çok karikatüristik bir tasarım. Tatlı. Şeker Ross Bob benzemiş. Ross almış. Aynen bak buradan anlaşılması lazım. İskoç eken bunu bilmezse şimdi ayıp. Ressam Bob ev çiziyor. Çok iyi. Cümleyi devirmiş. Aynen. Evet Tuncay abi. Abi çok mükemmel bir tip bu karikatür. Bu ressam Bob'dan ziyade bir tane biraz komedi. Biraz Bob olmuş. Süheyl Uygur mu? Necat Uygur mu? Başka bir karaktere benziyor değil mi? Ben de şeye benzedim. Yabancı hiç yani konuşmayan gururum. Bir şey karakter vardı hatırlar mısın? Mr. Bean. Aynen Mr. Bean'e benzettim ben. Benim ufaklık yardım etti babamıza. Güzel çizmişsiniz abi. Vallahi bravo. Necat Uygur izlememiş kimse ya. Herkes Mr. Bean diyor. Ona da benziyor bu arada abi. Ne? Şahane Pazar mıydı onların programı? Evet. Evet. Aynen. Çok iyi bu arada. Ama şimdi ilk cümle neydi? Ona bir bakalım. Davulcudan hırsız. Ben aslında. Ev resmi çizen ressam. Yani tutan kelime var mı? Davul çalan hırsız.
N harfi var bir tane. Nerede bozuldu abi? Bak bakıyoruz. Muhammed sattı burayı bu arada. Aynen geçiyoruz. Muhammed ya. Ya ben... Allah Allah. Direkt davul burada ressama döndü. Bak yemin ediyorum. Davulcuyu... Ya mümkün değil ya. Anlatamıyorum. Muhammed'i yazdık. Tamam, İleri Muhammed neyse yani. Muhammed'i yazar. Muhammed 1-0 önünde satışta. Berkay. Berkay ne demiş bakalım. Bir saniye şu müziği bir değiştireceğim ya. Osman tahmin eder burayı. Üç asır mı? Evet Berkay ne yazmış? Damar üstüne binmiş. Aa bu bana geldi. Ya. Ben de diyorum Allah'ım, nasıl çizimi bakın şaheser yarattım burada. Ben buna nasıl çizebilirim? Ben yani damarın damar üstüne bindiğini nasıl çizebilirim dedim. Zor abi harbiden. Ben merak ettim. Bu bana geldi. Belki müthiş geldi. Anlatım bu arada. Yani... Ama bunun devamı çok garip. Ya Mehmet abi. Yani ben... çaban yeter abi. İskoçya'ya döndüğünü evet. Anladım. Bir de yaklaştırmış, yakın çizimini de yapmış. Yani. Damarları dans ediyor. Neden dans? Damar kalmış en azından. Dans niye dans ediyorlar harbiden? Teşekkür abiler nasıl dans ya? O artıları acaba şey mi sanırım? Oy. Yani öyle bak tamam şimdi burada gelen cümle müthiş ilerliyor bak. Burada da bunu anlaşılması lazım ama çok erken burada şey yaptık. Sur verdik. Dur başla devam Osman. İnsan kolunda damar direkt, üzerinde dans eden insanlar. Osman bu ne? Gayet net bir açıklama kardeşim. Altı, daha ne olsun? Ya, Osman yakıştıramadım. Yani insan kolunda damar üzerinde dans eden insanlar. Bak oradaki renkten damarlar demeliydi. Yakışmadı. Ama tipe baksana o nasıl damar öyle damar mı olur? Ama nasıl dans etsinler bunlar Osman? Ya müzik var orada notalar var havada uçuşuyorlar. Dans olduğu belli olsun diye. O zaman Eda bakalım ne çizmiş. Osman'ın anlattığını tam çizmiş ama. Yetiştiremedim ya. Üzümler dans ediyor gibi anlamadık da daha çok. Damar yolda yürüyen adamlar. Ya bu bana kaldı. Güzel. Damar var hala. En azından damar var. Damar yolu. Emin çizemedim bunu. En azından mantıklı bir çizgide götürüyoruz. Aa işte bu da bana geldi. Bir dakika buradan damar. Yakı çekime geçtik. Mavi kırmızı. Muhammed satacak mı? Ya bak bileceğim. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Açın. Yol çalışması. Biz deneyimizi yapan. Ya ne yapayım ya? Bu bana geldi. Zulüm çektim bunda ya. Muhammed 3 kelimeden fazlası yasakta kalmış. Cümle, denemesi cümle yapan ne diyor? Yerde kalmış yani yok cümle yok. Ya bak. Bak Sena'nın çizdiği sondaki resim şey değil mi böyle bir dilin önünden geçiyorsun. Böyle duruyor mankenin üstünde. Vay, bence bu el sen satmadı kardeşim. Ben seni destekleyeceğim. Bu el çok önce satıldı bu el. Oh, evet. Yani, çok yani. Mehmet Kerim giysi. Aşırı merak ediyorum şu an nasıl bir resim çıkacak yani. Ha bu bana geldi. Oo güzel. Aynen en azından. Deneme kabini. Evet, deneme kabini net burada. Oradan anlaşılıyor. Ya ben onu deneme kabini olarak anlamadım ki ya. Yorganın altında yatan çöp adam ve yanında asılı kıyafetleri. Farklı açılardan. Aynen bak sola bakmış birinde üstten bakmış. Solda tepeden ay, bakıyor, sağda yandan bakıyor. Şey... Evet. Aslında kıyafetleri güzel. Evet bakalım. Oy 3 boyutta bak bir şey diyeyim mi? Müthiş. Yorganın altına yatan çöp adam ve yanında asılı kıyafetler. Çok iyi. Bu da bana geldi. 3 boyutta güzel anlatım. Evet Tuncay abi. Çamaşırdan sonra uyku keyfi. Sempatik gülüş var ama biraz. Tuncay abi. Çamaşırlar lazmış sandım. Damar üstüne binmişten çamaşırdan sonra uyku keyfi. Abi bir tane kelime bildiremedik daha haberiniz olsun. Yok yani. Buranın satış kimden? Ben bu el Muhammed değil de ben burada bakayım Osman. Şöyle bir. Mehmet Osman abi bir kere ya. Net taşıyor burada. İskoç hakem. Ben ya. İskoç hakem sattı diyorum böyle. Ama Suat benden sonra damar takip ediyor. Bak damar.
Muhammed Koç'un giysiye geçiyor. Muhammed Koç'un giysiye geçiyor. Ben anlatamamışım. Tamam yani şimdi damarı anlamamış olabilirim burada. Ama anlaşılacak gibi de değil yani. İskoç asist de nasıl anladım? Ay şöyle diyorlar. Yani. İskoç asist yaptı diyorlar. Asist en azından İskoç'u yazar diyorlar. Doğru. Evet. Muhammed de vole çakmış gol olmuş. Beyler gol yedik bu arada. Tümdü abi. Beyler maalesef gol yedik. Evet, Eda ne yazmış? Yağmurda ağlayan telefon. Ya, bu ağlayan çok... telefon muydu? Muhammed. Açmadan önce. erken bir satış gelir mi acaba? Evet Muhammed. Abi bak direkt geldi ya. Direkt bak, geldi bak şimdi. Açmadan önce. Çok özür diliyorum. Ben çizemedim bunu. Ben onu söyleyeyim. Çizemedim. Onu ben şu an tahmin ettim. Evet. Başta. Ya bu bana geldi. Ben ama geneyi. Ama harbiden geneyi. Evet, yağmurun altında bir telefon. Hani ağlamaya gitti evet. Ama telefon ve yağmur olması lazım. Aynen evet. Yağmurda yani, telefon. Tamam. Aynen burada bir nebze götürüyoruz. Dur bakayım. Telefon ağlamak çalarken de. Yağmur yağıyor. Güzel. Bu, telefon ve yağmura takıldım ben. Bu ikisi gitsin yeter benim için. Şimdi buraya birisi insan katacak. Bu kim? Onu çok merak ediyorum ben. Ben de çok merak ediyorum. Onu kaçıyor evet. Falan. Ben. Oy. Çok güzel anlatmış yalnız. Mükemmel. Evet. Telefon çalmaya devam ediyor. Telefon çalarken yağmur yağıyor. Aynen bak burada ikili şekilde anlatım var. Bravo. Telefon titreşimi ile gelen yağmur. Böyle geldi ya. Yok senin de satasın var. Telefon ve yağmur abi harbiden. Geliyor hani gelecek yağmur. Şimdi nasıl yağmur geleceğini telefonda gösteririm diye düşünüp. Bunu uygulamadan... Telefondaki uygulamadan bir göstereyim. Ama telefona geçtik ya. Telefon titreşime geldi. Çok titreşiyor yalnız bak yani. Aynen. Ama telefon ve yağmur hala çıkabilir buradan. Bakalım hava durumuna gideceğiz diye korktum. Telefondan hava durumuna bakın. Doğru. Bakın işin içine ne kaçacak? Telefon kaldı. Bakın telefon kaldı abi ama ben işin içine yağmur geri kaçacağım abi seyret. Telefona hava durumuna bakmaktan. Ama telefon heyran, gitmiş burada. Heyran oluyor gibi. Telefon. Şu taş yağıyor gibi oldu ama. Ya bulutların çok sivri. Son anda yani. O kadar. Telefonun hava bulut değil. Durumuna bak. Ben seni uyandırayım. Son ben, anda aklıma geldi. Ya Osman buradan buluta gittin mi? Harbiden merak ettim. Yağmurun altındaki insan. İşte bu. Osman taşıyor. Yağmur duruyor yağmur şu an. Yağmur devam ediyor. Ama taşımamışsın Osman. Telefon yok. Ya elindeki ne? Telefona benziyor mu o elindeki o? Ben faka benzettim biliyor musun onu? Fare kapanına benzettim. Hayır ona da benziyor harbiden. Fare kapanına. Evet doğru. Peynir yok ama orada Osman. O detayı çizmediği için. Peynir olmazsa o fare kapanı olmuyor mu? Olmuyor. Abi tamam, ben burada, bak burada mizahi bir şey sandım tamam mı? Şemsiyeli adam ya, şeyi yağmuru kovalıyor gibi bir şey anladık. Allah'tan değiştirmedik. Öyle yazmadım da ilk başta son anda ona değiştirmeyi düşündük. Şemsiye ile yağmurdan kaçan adam. Bu böyle miymiş? Satmış. Yağmur devam ediyor. Yağmuru ben devam ettim. Bence. C4 diyorlar Osman. C4'e de benziyor. O aynen C4 de olabilirmiş evet. Evet. Telefonu kaybettik. Telefonu nerede kaybettik bak. Bu arada? Osman'da. Mehmet Kerim'de Mehmet kaybettik. Ya Osman'da da kaybettik. Ama diyoruz. Benden önce yağmur kaybolmuştu. Ben yağmuru geri getirip telefonu takas evet. Sen iyi topar Osman satmış böyle. Ne bu? Rock'n'roll yapıyormuş. Adam hem şemsiyeden hem yağmurdan kaçıyor. Şemsiyeyle yağmurdan kaçıyor. Güzel. İleyi ve yapın tamam. Anlaşılıyor her şey. Hocam ben sona satmışım ya o zaman. Aha ben bitti sandım bak. Kelimeyi götürdük yağmura diye seviniyorum şu an. Yağmurda adamı kovalayan şemsiye. Güzel. Güzel. Yağmur. İlk defa bir kelime. Aynen. Rekor bir. Bir bakıyorum. Yağmurda ağlayan telefon. Yağmurda adamı kovalayan şemsiye. Yağmurda bak. Birebir. Yağmurda ağlayan telefon. Ben bir tane kelime. %100 bir kelime bildik bu arada. Aynen. Bir şey söyleyeceğim geçmeden. Evet. Buradaki şey bu kelimeyi sona götürebilmemizin tek sebebi benim ilk başta olmamdı. Bak.
Ama Muhammed kardeşim bu eli taşımışsın, ben sana söyleyeyim. Burada Osman biraz satmış gibi geldi bana. Onun dışında iyiyiz. Aynen. Geçiyoruz. Evet, Mehmet abi. Mehmet abi ip atlayan örümcekle şov yapmıştı. Çıtaları yükseltti. Deve berberi pire. Aha. Deve berberi. Abi. Çok güzel hayallerim vardı bu resimle ilgili. Bana bir bu kadar daha süre verseydiniz çok iyi şeyler çıkabilirdi. Abi ben bunu bunu bozan kişi ben olabilirim. Dur bakalım ya. Bir yere kadar geldi ama. Oy. Oo, çok güzel yani, yapmışsın. Aynen. Bence buradan buradan gitme. Ya, ne? Ben bunu nasıl abi, Mehmet abi bak bir şey diyeyim mi? Direkt senin yazdığını yazacaktım, biliyor musun? Bak, deve tıraş eden pire yazdım. Bak, tıraş edenler duruyor, dikkat ediyorsunuz. Sonra dedim ki çok uzun cümle, bunu sileyim, deve berberi pire yazacaktım. Bak, net direkt şunu yazacaktık ya. Bura işte bizim sattığımız oyun ya. Harbiden onu ben kısaltayım diye berberine çevirecektim bunu ya. Aynısıymış ha. Evet, burayı ben sattım, bunu kabul ediyorum. Yazamayışını satmış. Harbi. Ya. Devlet tepiri. Devlet tepiri. Devlet tepiri var ama en azından deve ile pire var. Var abi, o ikisini götürdüm ya. T'yi bir anıt olarak düşündüm. Bakalım Hector ne demiş? Dev mantarın altında gölgelenen deve ve böcek. Mantar olarak algılamış. Gayet mantardı bence. Mantara da benziyor yani bakış açısına göre. Gölgelenme yani geldi yalnız buraya. Muhammed. Mantara döndü bu arada. Muhammed yani. Ben dua et, ben yanlış yazmışım. Sana doğru gene bak, satışlar başlamaya başlıyor. Ağaç ağaç her taraf gölge. O ağaç mı abi? Ağaç ya da mantar, neyse artık. Mantar, deve, böcek. İşte ah. Güzel, ah, güzel. Gayet iyi. Bu da bana geldi ya. Anlamış, mükemmel. Deveyi taşıyoruz. Ben yetiştiremedim bunu. Deve ilerliyor. Deve ile böcek. Deve ile böceği. Elimizde bir deve vardı, onu da kaybettik ya. Deve yetişmedi ya. Mantar, böcek, ya. Deve bu adam oldu bak şimdi. Mantara yüz çizmişsin çünkü. O yüzden deve git yetişmemiş. Mantar ve böceğe bakan adam. Ya i̇şte kaybettik bu abi. Son şeyde yıkıldı. Umudumuz. Abi, son kalede gitti. Deve gidiyordu abi. Mantar, uğur böceği de diyebilir. Bak buraya verirseniz. Sinek, adam. Edber Gay. Mantar, böcek, insan. Diyorsun. Okay. Güzel ama hala pire, işte pire, deve, ikisi de kaybettik. Sena. Okay. Buradan pireye dönebilir belki. Güzel. Pireye benzer. Aynen, pireyden harbiden iki pire gelebilir ya. Mantar, böcek ve adam. Ah be. Olmadı. Yapamadı. Okay. Bence Suat burada da yazar bize. Böcekle pire aynı şey. Deve berberi pire. Mantar, böcek ve adam. Evet ama diğeri kadar olmadı. Bu yarım oldu ya. Bu, ama bunu satış yok, bana yazar ya. Yok, ben sattım ya. Ben pireyi aldım, mantarla böcek koydum, o gitti sonra. Vallahi. Deve ya, ya. Ya Mehmet Kerim abi. Anlatmışım ben, dur şimdi ya. Hayır, bak ben ya, mantarın gölgesine gülüyorum. Her taraf gölge. Mantar parlıyor sadece. Bak, sadece mantar. Bu cümlede öyle kritik bir şeyi ben yazamadım ki. Bak niye ben sattım diyorum. Mesela çizerken makas koyma hep böyle şeyi tutardı sanki cümleyi. Deve işte makas, pire. O berberi bayağı götürebilirdik bence burada. Tamam. Muhammed. Merak ediyorum cümleyi. Bak, Muhammed'in yazdığını sonunda bilirsek Muhammed, tüm suç sana gelecek ağır bir şekilde. Yani bunu düşünmemiz lazım. Aa, bak şöyle bir şey var. Evet. Ya benim, bana mı kalıyor şey suç? Öyle anlaşılacak yani. O yüzden ben bilmeme tarafı. Bilmeyelim ha, diyorum bunu. Aynen. Başlatıyorum. Yürüyüş yapmak, eve dönmek, artı çay. Artı ne? Artı ya, gerçekten. 3-4 kelime de mümkün değil. Artı. Aynı bulabiliyor muyuz? Yani bak. Artı ne lazımdı Suat, hani. Noktalama işaretleri yok. Mehmet abi, bu yabancı yeni Türkçe öğreniyor ya. Ben var Muhammed. Konuşmalar, şey gitmek falan diye. Muhammed bize kelimeleri veriyor, cümleyi biz kuruyoruz. Aynen, kelime oyunu başlatıyor ya. Evet, çay. Ha, çay mıymış? Bir şey diyeyim mi? Çay buradan gitsin. Ben tamam, çaya razıyım ya. Evin dışında çay dökmek. Çok iyi. Çok iyi. Evi ve çayı götürüyoruz. Yani o, çay, onu ben çay an olarak algılamadım. Gübre, bahçe dikmeye döndü o. Evden dışarı çöp atmak. Bir şey diyeceğim. Bak,
Suat, o kadar çok şey yazdım ki illa biri tutacak. Ev tek sınır dalımız ev. Aynen. Evet, evde gitti. Osman çok iyi çizmişsin de siyahdan gidecek gibi o ev yani. Evden dışarı çok iyi fırlatıyorsun da. Pencereye atıyor. Ne de gidebilir o ya? O evden çıktı. Ya burada ben... Balonu yakalayan mavi koy. Evet abi. Evde gitti vallahi. Mavi kol balonu yakalıyor. Yani denilene çizilmiş burada. Sıkıntı yok ama işte önceden koptu. Balon tutan su Pokemon. Abi. Su Pokemon. Pokemon nereden geldi? Berkay bunu... Yok. Yani Berkay ben dedim. Doğru. Bunu Berkay gönderdi kesin dedim. Ya çok güzel. Şey, neydi bunun ismi? Squail miydi neydi bu? Polivret. Balon tut. Tut. Ben yedi üstüne aradım. Neden biliyor musunuz? Pokemon'un ismini arıyordum. Acaba hani ona yönelik bir şey mi diye. Onu ararken baktım süre bitiyor. En son yazacaktım balon tutan Pokemon diye. Sonra balon tut kaldı. Sen taşımışsın ama bunlar. Çünkü Pokemon zaten denklem yoktu. Dışarı attın. Güzel oldu. Evet, evet geri. Balon yani tut diye ona bak komut veriyor. Balon. Aynen. Balonu tut diye böyle. Bulutlu havada uçan balon. Evet, ilk kelimeye bakıyoruz. Yürüyüş yapmak, eve dönmek artı çay. Bulutlu havada uçan balon. Bir tane tutmadı abi. Evet, net Muhammed satıyormuş. Onu anlamış olduk. Devam. Hayır ya, tutmadı işte Suat. Demek ki tutmaması lazımmış. Öyle de gittin ya sen. Ya senin doğru verdiğin kelime nasıl gitsin ama ya. Arada artı falan var ya. Matematik evet ya. Abi çay var. Oo, ya bu Allah'ım ya bunu anladım. Pizza dilimi yiyen pizza dilimi. Evet hadi bakayım güzel. Ben satmış olabilirim. Bu sona geldi. Çok iyi. Hector çok aynen, iyi bu arada. Bana da bu geldi. Pizza yiyen pizza. Çok iyi. Dilim pizza gitsin. Sıkıntı yok. Pizza yiyen pizzaya razıyız. Anlaşılabilir belki. Beyaz ağız. Anladım ben. Kendi kendini yiyen pizza. Anlamamış. Yedin bitirdin kendini. Ama işte burada detay bak onu Tuğba bilerek eksik çizmemiş dilimleri kendi olmadığı anlaşılsın diye. Ben Sena satmış burada. Düzelttim ben onu. Uyyy çok iyi abi bak buradan geri toparladık. Evet. Yine Muhammed'in kabağı pizza yiyor. Al işte. Valla kabağı ne Muhammed ya. Ya baklava ne bak ya. Abi. Bal kabağı ne Muhammed. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Her şey ama aynı bak. Dediğin, dilim dilim olur ya. Her şey aynı bak Muhammed üstünde sucuklar aynı mısırlar aynı renkte kenarlar aynı. Aynen. Özel bir çaba gerektirir bu kadar satmak. En odaklanılmayacak yere şeye odaklanmış. Yani biz de bal kabağına pizza yedirdik yani. Muhammed'den gelen bilgi sonuç. Pizza yiyen bal kabağı. Çok iyi, çok iyi. Mehmet abi senin dediğin yer geliyor şimdi. Silçi var. Çok iyi. Bu çok iyi bu arada. Çok iyi olmuş ya. Berkay çok güzel. Olmuş böyle. Bu Berkay'ın boyama detayları yine bakın şaheser. Pizza yiyen benim bal kabağı. Çok iyi. Niko. Şeyi bu pizza olmuyor. Aa pizzayı kaybettik. Pizzamızı da kaybettik. Hayır. Pizza yiyen bal kabağı. İşte oy. Pizza yiyen. Evet. Sonuç aynı. Bakın pizza yiyen bal kabağı. Sonuç aynı. Doğru. Pizza yiyen. İki tane. İki. Rekor bu oldu. Pizza yiyen. Bal kabağı yanlış. Yani. Dilimi de koyabiliriz. Ha bunu böyle bakmak lazım. Ne var? 5'te 2. Osman 5'te 2 yaptı. Kaçta diğeri? Biz neyde 1 yaptık? 3'te 1 mi yaptık? Kimin ikinde yaptık onu ya? Aynen 3'te 1 yaptık. Ama şimdi Suat pizza dilimi yiyen pizza anladım dilimi 2 defa pizza olduğu için o 2 pizzayı da biz tek pizzayla biliyoruz aslında. 3 sayıyor. 3 kelime. Ama 2 kere yazmadınız ha. Abi. Eda sen kaç tane yazmıştın? Kaçta? 3'te 1 miydi? 3'te 1. Evet. Benimki 0 sof. Muhammed. 6-7 0 bravo. Bir saniye. Ben var çizmek Muhammed. Ben var çizmek. Dışarı çıkmak. Evet o zaman ilerletiyorum. Top oynayan tavşan. Çok iyi.
Bu çok iyi. Bak şimdi. Oo, güzel. Topla oynuyor. Evet. Güzel ama. Futbol topu sektiren tavşan. Sektiriyor. Aynen. Bu sen havadan. Olur. Oy. Topu sektiriyor. Tamam. Topla tavşan devam. Top sektiren tavşan. Çok iyi. Çok iyi. Bence anlatılmak istenen devam ediyor bu arada. Top sektiren tavşan. Çok iyi. Eli çok iyi yani. Henüz Muhammed'e gelmedi. Öyle bir tehlike mi var? Replikle yok artık. Edim ben. Yani benim kafam çok karıştı o an. Bak, tavşan da değişti topta. Top da gitti, tavşan da gitti. Bir anda her şeyi kaybettik. Tüm umudumuzu kaybettik. Oynayan kalıyor. Oynayanı zaten şey yaptık değil mi? Aynen, oynayan tek tutunur tadımız. Aynen. Ay çok tatlı. Çok güzel. Aynen. Bak yazdığıma bak. İplikle oynayan kedi çok tatlı. Evet Muhammed. İplikle oynayan kedi. İşte bu. Ne oldu? Ne oldu ha? Ben de... Bir Muhammed tane doğru yazdı. Nasıl konuşuyor ya? Evet, Muhammed bayağı taşıyor bu arada. Çok ezik abi. Çok güzel. Bu da çok iyi. Taşı kedi. Bir hayvanat hep bir mağa ile oynuyor. Hayvanat ne? Hayvanat ne? Kedileri sevmiyor galiba. Kedi de olabilir, köpek de olabilir dedim. Hayvanat yazdım. Bak, oynayan, bak oynuyor. Yani yarım 0-5 buna. 0-5 yazılır ya. Köpeğin bıyığı mı var? 3'te 0-5. Tuncay abi olmadı. 3'te 0-5'le. 3'te 1'i var elimizde. 5'te 2 var. Tuncay abi maalesef sana yazamıyoruz bir şey. Keşke hepsini yazsaydık şöyle baştan. En son bir hatırlatırdım size. Evet ileri. Gökkuşağını boyayan sinirli çizme. Gökkuşağını boyayan sinirli çizme. Gökkuşağını boyayan çizme gitse ben buna tamamım. Ben gökkuşağını okeyim. Çok iyi. Ben de sadece onu okeyim. Ama onun çizme olduğunu anladım acaba Muhammed. Bakalım ben çünkü anlaşılır. Fasulye falan da denilebilir buna. Farklı bir şeyler de. Böyle buz pateni gibi duruyor. Ayakkabı çok... de bilmiyorum. Değilse de bilmiyorum yazmış. Diğerlerinden emin yani biliyor. Genel bir parantez için. Yani emin olmadığında Muhammed bence iyi gitmişsin. Gökkuşağını tokatlayan ayakkabı. Bence güzel. Tokatlama bak, denilebilir. Evet çizmeyle çünkü. Tokatlama. Neden? Çünkü sinirli bak. Kaşlara bak çatık. Aynen, bir de eli tokat sinirli gibi. O zaman tokatlıyordur yani boyamıyordur Hector. Bu ne soldaki ben? Çorap mı ne bu? Ama işte sinirli için boyuyor onu kapatıyor. Ben bunu çok farklı yorumladım ya. Biz kocaken bundan zaten çizmeyi bilseydin seni tebrik ederdim. Ayaklara gökkuşaklı maske takmak. Ya bu ne demek ya? Maske gökkuşağını tuttuğu ya için. Ya ama maskeye benzemiyor mu? Harbiden maskeye ben benziyor bu arada. Aa şey yani. Maske aynen. Evet ayakkabı. Korona maskesi. Ayakkabı devam etse güzel olur. Gökkuşağı. Gökkuşağı da var hala lütfen. Gökkuşağı çıkartmalı. Ayakkabıyı gökkuşağı çıkartması. Gökkuşağı ayaklar altında. Ünlem. Bir tepki bir şey. Gökkuşağı ayaklar altına düşmüş. Ünlem bak. Çok iyi. Güzel yukarıdakini iyi anlatıyor. Gökkuşağı üzerinde ayak. Eyvah. Aa Mehmet abi geldi. Yani bize gelecek. Buradan sonra tutarlıyız bence ya. Buradan sonra tutarlı. Gökkuşağındaki ayak. Evet. Boğuluyor mu? Biz gökkuşağını çizemedik. Gökkuşağının içine düşmek. Evet böyle de. Çok doğru. Harbiden böyle de. Öyle de anlaşılıyor. Gökkuşağının içine düşmek. Gökkuşağını boyayan sinirli çizme. İçine düşmek. Bir. Dörtte bir. Hector bence güzel. Dörtte bir. Sinirliyi kaldırsaydım keşke ya. Hiç yazmadım. Aynen. Sinirliyi çıkarsan şu anda şey yapabilirdin. Giderdi. Sona giderdi. Evet. Şöyle bir saniye. Evet devam.
Çilekten gezegende bir uzaylı. Ya bu nedir Pınar? Çilekten gezegen. Ha çilek ya. Gezegeninde bir uzaylı gibi anladım. Ama sanki anlaşılıyor gibi değil mi? Yıldızların üstünde bir çilek. Evet. Bakalım Osman'a. Uzayda çileğin üstündeki astronot. Helal olsun. Helal. Evet, fena gitmiyor bence. Tutarlı. Çok iyi. Oo, çok iyi. Çilekten gezegen bir uzaylı. Çilekten gezegende bir uzaylı yine uyuyor buna. Uzayda aya bakan çilek üstündeki beyaz adam. Abo. Destan. Uzayda aya. Çok detay. Çok iyi. Bence bak yine tutarlı bak, gidiyor. Bakış açısı da çok güzel. Bak bak o tarafa bakıyordu. Ben hala ilk cümleye sadık kaldığımızı düşünüyorum. Kelimeler tutmasa da. Uçan çilek ile aya giden astronot. Olabilir şu an. Güzel bir yaklaşım bana bence. Doğru, doğru. Güzel bir yaklaşım. Eyvah be. Neyse çileği götürüyor. Evet abi mi? Yani burada şuradan ayı anlayacak mı bakalım İskoç'a gel. Çilek çok zor anladım. Oy. Aa. Süper. Ya bana. Çilek ay. Çileğin kaybolduğu yer herhalde burası. Ya. Ya Allah'ım ya. Ben... Bana bakıyordu çünkü. Abi bu çilek değildi daha abi, çok böyle. Abi bu ne? Böcek aya çıkıyor. Aman böceği gibi. Artık görmedim. Merdivenle çıkıyor abi. Açıklayabilir miyim? Evet. Bak aya çıkan bir şey var doğru. Çilek olmasa da bir şey çıkıyor. Doğru muyuz? Burada sıkıntı doğru, var. Doğru burada sıkıntı yok. O çilek değil çünkü örümcek o. Ben az önceki kelimede kaldım cümlede. Orada bir örümcek geçiyordu. Örümcek çizdim ben o yüzden. Sen yanlış anlayın. Bu arada... Aynen. Oradaki de ay değil bu arada yani. Bence de ay evet. Değil o yani. Yani Osman o bence Muhammed'in en ayı yani. En ay ayı Muhammed. Muhammed'in ayı o tamam. Şimdi örümcek taşla ağaca tırmanıyor. Daha ay değilmiş. Evet. Evet. Ağaç ne abi? Ağaç nerede? Berkay çok iyi. Berkay bu arada yine renk dokunuşlu abi sanat deha. Ağaca tırmanan örümcek. Evet. Taş kardeşim bu taşlar niye unutuldu? Taş. Ağaçta taş mı olur öyle? Gri ayıp gri. Sana. Aynen. Yakışmadı Suat. Çilekten gezegende bir uzaylı ağaca tırmanan örümcek. Sıfır. Benle Tuncay abinin böyle kombolaşması sonucu. Bak Muhammed bakayım şöyle şurada kaybettik evet. Gibi. Şurada. Bir de kendine ortak arıyor. Tuncay abi de sıkıyor. Çocuk parkında oynayan kedi. Çocuk kendime yeni ortakları buluyorum. Bu zor bak ben size bu kelime zor gider. Bakalım. Yetiştiremedim ben bunu yine. İlk kelimeler geliyor ve çok yabancıyım ben kelimeler. Old tarafı ben hiç anlamadım. İskoç'a gömer mi lan? Tünele bir giriş var gibi tren raylarından. Bu çocuk parkı mıymış orası? Orası kaydırak. Bence güzel çizmiş ya. Ya da ön duvar olmayan ev. Ha şunu bir bütün olarak düşününce şu kaykayı oluyor anladım. Yok orada bir dakika zaman yapar. Bana araba gibi geldi orası. Gayet gayet mantıklı. Yetiştiremedim. Gölge abi. Kedi, kedi elimizi tutuyoruz. Evet abi hara. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Ya bu bana geldi. Sondaki kediyi gördüm. Bu nasıl bir kedi dedim. Süre bitti. Şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim. Önce cümleyi okuyun niye onu söylediğimi anlatacağım şimdi. Masaya çıkmaya çalışan kertiş. Bak şimdi biz bunun kertiş olduğuna kanaat getirdik çizim tarzından. Niye masaya çıkmaya çalıştığını evet. Yorumlayayım Mehmet abi. Resmen masaya çıkan bir platform oyunu yapmışsın bak. Doğru. Şöyle solda normalde o küp küp ya küp küp çizecektim. Baktım sonra o dedi o süre imkansız. Ben yana bir harabe yaptım şöyle ama sonra kediye de vakit kalmadı. Bir de platform oyunu. Burada bir denge çalışma abi. Yandaki paleti kullanmayı öğrendim ama kare yapabiliyorum falan diye. Güzel güzel. Bana o gelmeden mi? Satılmış. Bence buradan bir şeyler anlaşılabilir biliyor musun? Kertişe bir gönderme var burada. Masadan yani... düşecek bir dere otu. Ya niye dere otu? Niye niye? Dere niye? Niye? Dere otu ne diyor? Dere niye? Dere otu işte. Dere otu. Ot yani ot. Abi bak şimdi bak. Çok iyi Muhammed. Çok iyi gerçekten. Muhammed, gerçekten bunu tebrik ediyorum. Bu çok iyi bir çizim. Masa. Araya bir ama sıkıştırmış yeşil gibi bir çizim içerisinde yeşil girdiği zaman Muhammed'in resimleri level atlıyor. Bak yeşil
Kırmızı çizgisi. Doğru. Yeşil kullanımı aynı. Yeşil kullanımı. En iyi çizimim bu. Masadaki maydanozlar. 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 Adamlar. Ozdo yani şimdi sen 3 boyuttan ve yakından çekmişsin ama bu masa bence gidecek burada. Zaten çoktan kaybettik. Yani masa oldu işte. Tabak masa... koydum oraya bir tane de yani bak. Anlaşılsın diye. Tuval gelirse ben şaşırmam. Ben onu boşluk sandım ya. Boşluğa gezegene benziyor. Aynen. Koşan mı? Boşluk. Koşuyor gibi masa yani ayakta. Boşluk. Çok iyi. Ben de harbiden boş gibi düşünürdüm. Ben de tuval demezler inşallah dedim. Harbiden boş gibi düşünmüş. Hector boş gibi duruyor harbiden. Devam. Evet, Eda ne çizmiş? Maydanoz Pokemon'u. Aa, çok iyi. Aynen, bu arada güzel, bak güzel karakter olur. Dört kafalı. Maydanoz. Mutlu dört yaprak dört, yonca. Dört olunca ben yoprak... Yoprak. Yoprak yonca. Mutlu dört. Yoncaya mı yaprağa mı girsem dedim. Mutlu dört yapraklı yonca. Çocuk parkında oynayan kedi sıfır. Yakışmadı. Çocuk parkı ve kedi. Evet son 3. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden. Ya Mehmet abi. Yani bunu nasıl çizsinler bakalım. Ama öncesi de... Güzel. Majit Musus'un selamı vardı. Evet, daha iyi aynen. Sana. Evet yaşlı biri merdivenden çıkıyor. Bence fena bir giriş gelirdi anlaşılır. Başarı merdivenlerinde beli tutulan adam. Yok artık. Sorulmadığı yani, için başarı abi merdiveni diye düşündüm. Doğru. Hayatın başarı kendisi gibi. Aynen. Ya bak bir de burada dedi ki ben yazmadım dedi ya. Bu ne? Türkçe değil bir kere. Bu yazı değil o yüzden benim için. Ne? Ne? Bu şey hani böyle ne marka gibi ya bir şey bu. Anladınız mı? Anlamadım. İngilizce üstünden anlatınca yazmadım diyor Muhammed. Ben öyle anladım. Evet. Başarı basamaklarını tırmanmak. Çok iyi. İyi gidiyor bu arada. Başarı. Aha merdivene binmiş. Başarı yazacaktım ne yazamadım ya. Baş yazmış. Merdivene çıkarken ben düşündüm. Ben acaba başımı dönüyor diye düşündüm. Yani yazmasa İskoç Hakem daha anlaşılır olurmuş benim buradan anladığım. Doğru. Evet Osman. Bu çok iyi. Biz buna iyi güldük. Baya güzeldi. Merdivenden düşen adam. Biz de böyle anladık yani. Neyse merdiven devam ediyor. Güzel doğru. Merdivenden düşmeye devam ediyor. Merdivenden düşmek. Güzel. Evet. Abi yani arada pasta geçmiyor. Her merdivene bir çarpıyor bir tur. Mahvetmişsin adam abi ya. Adamın şansına da basamaklar hep genişliyor. Merdivenden düşmek. Çok iyi. Aha, merdiven yalnız, merdiven kaldı. Merdiven gitmiş. Şey diyeyim, başarıyla başladı. Çıkıyorduk. Çıkacaksın merdivenlerden. Çıkıyorduk düşmeye başladık. Harbiden bir animasyon gibi oldu. Bak çıkıyordu, başarıya dönüştü. Sonra ayağa kaydı, düşmeye başladı. Aynen başarıdan düşmeye nasıl döndü ya? Evet, bir. Yanlış kariyer planlaması. Dörtte bir. Mehmet Kerim Ensan dörtte bir. Kamu spotu. Şu an en iyi 5 değil ki Osman sen de gidiyoruz biliyor musun? Evet. Neyse. İskoç Hakem. Bozayı ile güreşen karınca. Aha ben 2 tane mahvettim dedim ya. Yani bu da biri mi? Bu da ikincisi işte. Çizimin olduğunu anladın mı? Bozma mı geldi acaba burada şimdi? Ya şimdi çizim belki o kadar kötü gelmeyebilir ama çok kötü anlattık yani. Oo. Oy. Yani canavara benzemiş daha çok. Evet. Ya şimdi ben burada biraz zor topa girdik. Ben ne yaptığımızı anlatıp sonra geçeyim. Böyle parmağıyla güreştiriyor yapacaktım tamam mı? Eliyle. Sonra baktım çizemeyeceğim. Aceleye getirdik böyle yaptık. Bu şeye benzemiş ya. Kulakları Tolga... yuvarlak olsa belki daha iyi olurmuş Suat. Tolga abinin evet de bir tane bir oyun vardı ya böyle bir karşılıklı dövüşüyorlar. Onu anımsattı böyle. Karınca vardı onda yakalayan canavar. Evet. Ay iyi kaybettim ben burada. Abi ben çok kötü çizmiştim bunu yanlış hatırlamıyorum. Evet, en azından ya karıncayı devrettik. Orada sorumluluk en azından bir nebze devam ediyor. Hugo aynen.
Bu nasıl canavar? Çok iyi canavar. Canavar o işte. Bu canavar değil. Yumurta canavarı. Evet, karınca yakalayan ne diyecek acaba Eda buna? Elinde karınca tutan yumurta. Harbiden yumurta canavarı bu ya. Evet ya, hiç suçlamıyorum. Abi bu nedir? Ben bunu nasıl anlayayım? Renk seçimi aynı bu arada bir önceki yumurtayla şimdiki yumurta. Aynen, yerleri bir aynı değil mi abi? Yerleri de aşağı yukarı aynı. Yumurta şapkasından tavşan çıkray. 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 Ayı gelmiş işte. Ayıyı taşımışız. Çıkar ayı. Aynen ha, burada duruyor ayı. Ama karıncayı da kaybettik ya. Yani yumurtanın başı niye kel? Ooo. Yumurtadan tavşan çıkıyor. Ama işte abi sana kadar çoktan bozuldu bu işte. Yumurta yavruyu çıkarıyor. Karınca tavşan oldu ya. Onun öncesinde de ayı da yumurta oldu. Tabii bunu da atlamamak lazım. O ördek olmuş. Güzel, güzel bu arada. Bak yani anlatılandan bu çıkar. Yumurta yavruyu çıkarıyor. Aynen öyle. Yumurtadan çıkan civciv. Evet, buraları hiç şey yapmıyorum. Yadırgamıyorum. Biz başta sattığımız için. Evet, Muhammed. Ya Muhammed bak, öyle bir şey yapman lazım ki benim üstüme çıkman için. Bence çıkamaman lazım. Yumurtadan çıkan civciv. İşte bu. Çok iyi bu arada civciv. Asil bir civciv bu arada. Aynen, çok asil. Havalı bir civciv. Çok iyi. Yumurtadan çıkan civciv. Çok iyi. Oy. Bu kadar aynen tek atmışız. Beyaz boz ayı ile güreşen karıncadan yumurtadan çıkan civcive biraz... Suat, ben bunun senin çizimin olduğunu anladım. Yani hani ayı çizsem bu şekilde çizmezsin diye düşünüp ayı yazacaktım. Sonradan canavar yaptım. Sen güzel çizersin diye düşün. Evet, beklemedim ya. O şeyi canavara daha çok benziyor harbiden ya. Bir saniye. Son iki bu arada. İskoç hakem ve Tuğbiş kaldı. Ya İskoç hakem nasıl bozdum ama seni birinci yapmayan şeyi? Son ya. Son. İskoç hakem. Aa pardon, İskoç hakemi geç. Şimdi bak, aynen. Şimdi onu. Evet, son. Hadi bakalım. Mezarlıkta ağlayan timsah. Oy, bu zor bu arada. Bak bak, çizimi izle şimdi. Ya, nasıl timsah ama? Çok iyi. Ama Berkay, senin bak resimleri yetiştirememe ya da hani o hızlıca çizmenin ardına verdiğin renk detayları hep dikkatimi çekiyor. Renk vermekten kaçınmıyor bak. Renk. Evet. Evet, sena bakıyorum. Çölde kılıçları görüp ağlayan timsah. Ya ne kılıç mı? Abi haç var orada iki tane ya. Kılıç sapı anlamış onu. Hiçbir ben... şey benzetmedim. Atlanmış o kılıçlar. Hadi ağlayan timsah devam ediyor. Şimdi timsahı tutuyoruz elimize. Ha, ben bunu. Timsah. Kılıçlar çekildi. Güzel, kılıç ve timsah götürüyoruz. Kılıçlara ağlayan timsah. Doğru. Ağlayan timsah kalmış iki kelime. Kılıçlara ağlıyoruz biz daha böyle. Aynen. Bu şu ikinci kılıcı çoğulu koymak için ikinci kılıcı yetiştirmeye çalıştık bu arada. İskoç hakem kılıçlar demeliyse ayıp bu arada. Bak çoğulu o kadar uğraştık. Demiş arada. Olmam lazım, kılıçtan öyle hatırlıyorum. Kılıçtan korkan timsah. Dememiş. Hayır ya. Dememiş. Kılıçtan korkan timsah. Harbiden çok iyi bu arada. Evet, ben bir an tersi oldu sandım. Tam 10 numara bak. Kılıçtan korkuyor timsah. O da ağlayan gelebilir. Üzgün timsaha saldıran bıçaklı çöp adam. Üzgün timsaha saldıran. Tamam, güzel. Çok değil İtgar sağdaki. Evet, Mehmet yerim. Timsaha bıçak çeken adam. Yani bir timsah götürmüşüz en azından. Harbiden timsah gidiyor. Ben ya bir... Muhammed'e geldi eyvallah. Çok erken konuştunuz takım. Evet. Evet, evet, bana geldi sıra. Timsaha bıçak çekmemiş. İşte bu. Helal be. Güzel Muhammed. Ya işte bu. Ama timsah yeşil olduğu için. Hemen yeşil bakıyor. Kertiş de diyebilirdi ama. Harbiden bak, kertiş, kertenkele. Oralara gitmesini Suat. Beklerdim ben sona kadar. Bütün timsahları gez kardeşim. Evet. Benimki kadar güzel timsah var mı ya şurada? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5, aynen hepsinden iyi. Bakayım Osman'ınki
Seninki yine hala iyi. Yok. Rakipsiz. Ama Osman bence turu kazandı. 5'te 2 ile. 5'te 2'den iyi var mı? Ben hatırlamıyorum. Yok. 2 yok İkinci zaten. 2 yok. 4'te 1. 4'te 1 de benim. Bir tane 3'te 1 de vardı sanki. 5'te 2. Evet 3'te 1 ben de. Ben de 4'te 1'dim ama. 5'te 2 daha iyi ya. Tabii. Ama 3'te 1 daha iyi olması lazım değil mi? O 6'da 2 yapıyor daha kötü işte. Aynen. Yok yani oran... Osman'dan sonra. Osman'dan aynen o sendesin. Aynen, o, sen ha, aynen doğru ondan sonra 3'te 1. Yetkirim, yani Metkim araya kaynak yaptı orada. Evet. 4'te 1 vardı aklım. Ben de varım orada. Evet.